1800 yıllık geçmişe sahip olan bir yapının güzel bir tarihi eserin önündeyiz. Biz buna Roma İmparatorluğu'nun başkenti, Batı Roma İmparatorluğu'nun başkenti Roma'da bulunan Circus Maximus'un bir benzeri olarak Septimus Severus'un milattan sonra 198-205 yılları arasında oğlu Anatolia Caracalla tarafından inşa edilen hipodrom ya da Osmanlı zamanındaki adı ile at meydanı denilen yerin alt kısmını, spendom kısmını görmekteyiz. Spendom, dostlar şöyle düşünün, bir dikdörtgen, uzunlamasına bir dörtgen, yan tarafları kısa olur ya, işte o dikdörtgenin uzunlamasına olan dikdörtgenin kısa olan taraflarını ovalimsi, elips bir biçimde, yumurtamsı düşünün. İşte o bir hipodromdur, arenadır, koşu alanıdır. O elips olan, yumurtamsı olan kısımlara da spendom denir. İşte buranın, yani bu hipodrom meydanının içinde Sultanahmet Camii'nin, Ayasofya Camii'nin, Türk İslam Eserleri Müzesi'nin, yani Pargalı İbrahim Paşa Sarayı'nın, Tapu Kadastro Müdürlüğü'nün, onlarca sarayın, yapı taşlarının, kalıntılarının, tarihi eserlerin bulunmuş olduğu hipodromun spendom kısmı, o oval kısmı burasıdır. Başka programlarda bunu daha net bir biçimde gösterdiğimiz zamanlar olmuştur. Tepeden kuş bakışı hipodrom deseniz mesela araba motorlarına, Google'a, karşınıza bir sürü güzellik çıkacaktır. Şu an bir fotoğrafla karşı karşıyayız. Bu fotoğrafın tarihi 1890. 1890 tarihinde muhteşem bir spendom. Ancak tarihi eserlere çok fazla bakılmayan bir muhteşemlik. Bugün olmayan bir sürü şey var. Bugün ne var? Kullanılmıyor olsa da Kanuni Sultan Süleyman Han'ın damadı Rüstem Paşa tarafından 1550'li yıllarda yaptırılan bir çeşme burada bulunmaktadır. Burası bir mahalle, burası bir sokak. Fotoğrafta 1890 fotoğrafında, yani günümüzden 133 sene önce çekilen fotoğrafta burası bir sokak. Şurada arabaların park ettiği yerde beyaz bir bina bulunmakta fotoğrafta. Burası otoparkın bir otoparkın bulunduğu yer ve arabalar burada park etmiş durumda. Şurası böyle boylu boyunca arabaların park ettiği yerler ahşap binalarla dolu. Dedim ya, burası bir sokak. Şu aradan, çeşmenin bulunduğu aradan bir yol çıkıyor Sultanahmet Meydanı'na ve camiye. Fotoğrafta öyle. 133 sene öyle. Bugün öyle bir alan falan yok. Bugün her yer kapalı. Beyaz bina yıkılmış. Burada yok. Ahşap binalar aşağıya doğru uzayan, hatta birisinin şu an tam benim arkama denk düşen birisinin, bir binanın balkonundan sarkıtılan ipte çamaşırlar bulunmakta. Ben 74 Fatih doğumluyum. Cerrahpaşa'da benim doğduğum 80'li yıllarda bu tür sokakları hatırlıyorum. Karşıdan karşıya ip gerilir ve komşular birbirinin balkonundan çamaşırlar asarlardı. Bu görüntü tipik bir İstanbul görüntüsü ve şu an benim, tam olarak benim arkam diye şekillendirebileceğim bir yerde bulunan binanın üst katında ipe serili çamaşırlar görülmekte. Bu güzel bir görüntü, bu hoş bir görüntü. Aşağıya doğru inen evlerin arasında bu çamaşırlar güzel. Burada bugün tentelerin kapatmış olduğu ana fotoğrafta görebileceğiniz, bu açıdan görülemiyor. Şimdi biz niye bu açıdan konuşuyoruz sizinle? Fotoğrafı çektik, o açıyı bulduk. Fakat ben anlatımı niye burada yapıyorum? Cevap veriyorum dostlar. Orası bir caddeydi ve sürekli önümüzden araçlar geliyor geçiyordu. Bizim bakış açımızı kaybettiriyordu. Caddenin ortasında kalmak durumunda olduğumuz için mecburen açıyı bozduk,
otoparkın içine girdik ve buradan 1800 yıllık spendomu size gösteriyoruz. Bu spendomun fotoğrafta 133 yıl evvel şu an görmüş olduğunuz fotoğrafta bulunan şu kısımda devasa 2-3 katlı bir bina bulunmakta. Ahşap bir ev. Öyle bir yer şu an yok. Yıkılmış. Fotoğrafta var ama şu an yok. Yan tarafında bugün Sultanahmet Mesleki Teknik ve Eğitim Lisesi. Benim zamanımda iki adıyla söyleyeyim. Sultanahmet Endüstri Meslek Lisesi binası bulunmakta. Fotoğrafta bana göre solda, size göre sağda, şu iki tarafta kılıç haneler bulunmakta. Fatih Sultan Mehmet Han'ın kılıçlarının, orduya kılıç yapan imalat hanelerin bulunduğu yerdir. İki tane kılıçhane vardı İstanbul'da. Bu kılıçhanelerden biri de şu an hem bizim çektiğimiz fotoğrafta ağaçların arasında, tentelerin arasında detay olarak görünüyor. Hem de günümüzden 133 sene önce çekilen fotoğrafta net bir biçimde iki kubbe olarak görünüyor. Rüstem Paşa Çeşmesi yaklaşık 500 yıllık. Arkamda bulunan spendom ve at meydanı yaklaşık 1800 yıllık. Binalar 200 yıllık. Müthiş bir tarih. Fakat bu tarihin 2023 yılındaki yansıması tam olarak şöyle görünmekte. Biz şu an bir otoparkın içindeyiz. Sizi iki fotoğrafla, 133 yıl ara ile çekilen iki fotoğrafla baş başa bırakıyorum. Aslında biz şu an Topkapı Sarayı'nın içinde ve biraz aşağısında Ahırkapı civarından başlayan Magna Ura Sarayı, Mangana Sarayı, Palladium Magnum Sarayı ve Kumkapı'ya doğru giden Bukeloğlu Sarayı, saraylar kompleksinin içinde bulunmaktayız. Ve şu an benim, şu an kameraman kardeşimin, şu an sizin ayağınızı bastığınız yerin altında araçların geçtiği caddenin altında sarnıçlar var. Bu sarnıçlardan biri burada bulunan, tam benim arkamda bulunan bir halı satan dükkan var. Şimdi bu dükkanın adını Rütük kanunları gereği veremiyorum. Fakat çok basit tarif etmek istiyorum. Mutlaka gelin. Eğer maddi imkanınız yetiyorsa mutlaka buradan halı alın, ticaret yapın ve burayı mutlaka tanıyın. Burası, arkanızı buradaki bir çay bahçesine verdiğinizde tam karşınızda bulunan halıcı dükkanı. Burada bulunan bütün binaların, bütün hanların altında Roma İmparatorluğu'ndan kalma sarnıçlar, mahzenler, kaçış yolları, depolar bulunmakta. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.